Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomda değişik bir konu işleyeceğim. Daha önceki videolarımda genellikle yapılan yorumlardan bir tanesi bu ekipmanları nereden buluyorsun? Atölyeni biraz tanıtır mısın? Gibi isteklerle karşılaşıyorduk. Şimdi bütün atölyemi tanıtmakla ilgili bir video çekerek sizin canınızı sıkmak istemiyorum ama elimde çok güzel bir koleksiyon var. Bunların hepsi Cumhuriyet'ten hemen sonra veya Cumhuriyet'ten öncesine dayanıyor. 1910'lara kadar uzanan tarihli olanlar var aralarında. Böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. Umarım siz de beğenirsiniz. Yine keyifli bir video oldu bence. Çok ilginç ürünler tanıtacağım. Çok ilginç bilgiler vereceğim burada size. Bu koleksiyonla ilgili. Şunu açıkça belirtmek istiyorum. Böyle bir koleksiyon Türkiye'de başka bir yerde yok. Esasında bende de olmazdı ama babam ön ayak olmuştu bu koleksiyonu yapmakta. Daha doğrusu o başladı. Bu aslında tamamen kendisinin koleksiyonu. Tabii ondan bana kaldı artık. Şimdilik koleksiyon hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İsterseniz koleksiyona geçelim. Tanıtımın ardından ufak tefek birkaç şeyden daha bahsedeceğim size. Burada görmüş olduğunuz iki tane tornavida. 1900'lü yılların başından bugüne kadar dayanmış olan tornavidalardan. Artık ekonomik ömürlerini doldurmuşlar. Ve modern ekipmanlarla yarışamıyorlar bunlar artık. Burada gördüğünüz gibi ben çekişleri grupladım. Kabaca özetlemek gerekirse madenci, demiryolcu çekişleri, ayakkabıcı çekişleri, burada jeologlar için çekişler şeklinde sıraladım. Birçoğunun hepsinin kullanım alanını bilmiyorum. Hepsi birbiriyle karışık da kullanılabiliyor ama kabaca böyle. Şimdi bu çekici ele alacak olursak, bu çekicin güzel yanı, bakın sapında dikkat ettiyseniz DEK yazıyor. Öbür tarafında da. Şurada da bir tane amblem var. Amblemin yarısı silinmiş ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Vulcan yazıyor üzerinde. Bu ünlü bir Amerikan gemisinin ülkemize geldiği zaman burada bıraktığı çekişlerden bir tanesi. Mesela bu demiryolu çekici. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Üzerinde 1917 yazıyor. Burada stil yazısını okuyabiliyorum ama tepesindeki yapan firmanın ismi maalesef silinmiş. 1917 yılında kullanılıyormuş bu çekiş. Büyük bir ihtimalle İzmir civarında yapılan demiryolu inşaatlarında Amerikalıların yardımıyla gelen çekişlerden bir tanesi bu. Hemen başka bir tane alalım. Örneğin bu şöyle görebilecek misiniz? Üzerindeki tarih 1901 yapımı. Bu da Fransızlardan ülkemize gelen çekişlerden bir tanesi olabilir. Yine istasyon inşaatı sırasında. Şurada bir marka varmış. Onu okumak istiyorum. Easterbrook yazıyor üzerinde. Easterbrook bir şey fabrikası yazıyor ama tam silinmiş, okuyamıyorum. Burada. Yani Cumhuriyet'ten önce değil, yani Osmanlı zamanından kalma çekişlerden bir tanesi. Büyük bir ihtimalle bu istasyon inşaatı sırasında gelen İngiliz olduğunu tahmin ediyorum. İnternetten bakacağım birazdan bunun hangi ülke olduğunu. Videonun açıklamalarında yazarım. Böyle bir çekiç.
Bakalım üzerinde yazılı olan başka var mı? Örneğin bu. Duvarın savaş gemisi yazıyor üzerinde. Bakın zaten şurada da göreceksiniz. Amerika menşeli bir çekiç. 9 numara diye markalamışlar üstünü. Yapımı tarihiyle ilgili bir bilgi yok. Bu balyoza gelelim şimdi. Bakın arkadaşlar üzerinde 1917 damgasını görebilirsiniz. Tepede sadece birkaç harf kalmış bunun. Buradan C harfi, S, E, A ve D harfleri seçiliyor ama metnin hepsi kaybolmuş, yazının hepsi kaybolmuş. 1917, bu da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir balyoz. Üzerinde başka bir işaret yok. Kaldıralım. Başka bir tane bulalım. Bunun üzerinde yapan firmanın arması var. Devlet Demiryolları arkadaşlar. Bu Devlet Demiryolları'nın arması var üstünde. Görebiliyorsunuzdur belki. Şurada. Burada da bir tane Arnavut var. Bu armayı anlayamıyorum ben. R ve S harfleri gözüküyor üzerinde. Bakalım burada ne varmış. Evet, ilginç bir çekiç daha. Şurada görebilecek misiniz bilmiyorum. Çok ince bir şekilde 1943 yazısını görebilirsiniz. Üzerine 3 işaretlenmiş ve Almanya yazıyor. Büyük bir ihtimalle bu 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir çekiç. Bu ülkemize nasıl geldi onu bilemiyorum. Çünkü biz savaşa katılmadık, siz de biliyorsunuz. En çok yazısı okunanları tercih etmeye çalışıyorum ben. Evet, burada bir tane var. Marangoz çekici. 1950 yapımı. Armayı okuyamıyorum. Ama sanki Amerikan bir çekice benziyor bu. Bakalım başka ne bulacağız. Bakın burada gördüğünüz gibi ayakkabıcı çekişleri var eski. Bunların üzerinde tarihi yok maalesef. Bakın bunun tek tarafında bir kılıç işlenmiş. Diğer tarafında da çıplak bir kadın resmi var. Bayağı emek harcanmış bu çekiç için. Çok ilginç. Evet, madeni çekişlerini görüyoruz. Bunların üzerinde işaretli olan var mı? Damgalı olan. Evet, burada bir tane bulduk. Ha, ilginç. Bu da Alman. Alman ancak yapım yılı maalesef yazmıyor. Evet, burada yine güzel bir çekiç var. Bu yerli çekişlerden bir tanesi. Dikkat ederseniz şurada açıkça sınıf yazısı gözüküyor. Sınıfı, yani askeri bir çekiş olabilir bu. Burada bir takım işaretler var ama ne olduğunu anlamıyorum.
Arka tarafında da demir 15 Ocak 1935 yazıyor. Askeriye ait bir çekiç, emekli olmuş bir çekiç olabilir bu. Bu bir madenci çekici. Evet, bakın Osmanlıca yazıyor bunda da. 1347 herhalde. 1347 sanırım. 1347 yazıyor üzerinde. Demek ki Osmanlı döneminden kalan. 1347 miladi hangi yıla denk geliyor bilmiyorum. Bakalım burada başka bir madenci çekici var. Maalesef kullanımdan dolayı bunların üzerindeki yazıların birçoğu silinmiş, kaybolmuş. Şuradan bir tane alalım. Bunun ne çekici olduğunu bilmiyorum ben. Ama çok ilginç bir yapısı var. Yani böyle bir şey ne için kullanılır ki acaba? Üzerinde 50 numarası pardon, bir de S harfi, Singer'in S'si var. Dikkat, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Singer'in logosu üzerine basılmış. Evet, buradan başka bir çekiç çektim. Bakın bunun üzerinde de şöyle göstereyim. Gedore yazıyor ve No 261 yazıyor. Gedore markası büyük bir ihtimalle. Şurada da No 261 diyor. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Burada başka bir çekiç alalım elimize. Bakın çok ilginç. Videodan seçebilecek misiniz bilmiyorum ama şurada açıkça Allah yazıyor. Ve bu çekiç yapıldıktan sonra sıcak damgayla yapılmış. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Allah yazıyor burada. Arabistan tarafından gelmiş bir çekiç olabilir veya Osmanlı'dan kalma bir çekiç de olabilir bu. Tam bilemiyorum ne olduğunu. Maalesef önünde başka bir işaret kalmamış. Fransız çekici. Şurada hatta bir haç var. Dikkat ettiyseniz. Bir kısmı kalmış şurada gözüküyor. Ne çekici acaba? Yani ne için gelmiş olabilir? Hiçbir fikrim yok bunda. Evet. Görsel olarak bayağı tatminkar bir çekiç. Bakın şurada bir tane fil sembolü var. Şurada kafası var. Kulakları. Bacakları. Şey maalesef çıkmış. Amblemi çıkmış yıpranmaktan. Şurada bir takım şeyler yazıyor. Şurada stil yazıyor ama tepedeki marka okunmuyor maalesef. Evet, burada bir tane daha bulduk. Kocaman bir tane dişli resmi var üstünde ve 1,5 yazıyor. 1 tam 1 bölü 2 yazıyor. Büyük bir ihtimalle Amerikan menşeli bir çekiç. Burada esasında size göstermek istediğim bir tane Rus çekici var ama onu bulamıyorum. O çok ilginç bir çekiçti. 1915'ten kalma, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir çekiç. Bakın ben burada başka bir tane buldum. Yine Amerikan yapımı bir çekiç.
Atha marka. Burada da Made in USA yazıyor. Damgası vurulmuş. 2,5'luk bir çekiç ama tarih yok gene üzerinde. Gördüğünüz gibi size çekiç koleksiyonumu tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir siz de videoyu. Çok güzel bir koleksiyon bence. Yapımı, bu parçaları biriktirmek çok uzun yıllar aldı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.